Amerika'da terör saldırısı. Bütün kasaba musluk suyundan zehirlendi. Kasabaya su sağlayan baraja kimliği belirsiz teröristlerce karıştırılan, henüz içeri belirlenemeyen zehir nedeniyle bütün kasaba sakinleri acil servislere koştu. Zehirlenmenin belirtilerinin başlarında karın ağrıları ve dayanılmaz kramplar olarak belirtildi. Ulan yoksa... Fırat Kazan'a geldi bu değil mi? En iyisi. Evet. Fırat Kazan sadece bir marka su içer. Ulan tam da tahmin ettiğim gibi. Hayırdır, bir problem mi var? Yok bir şey. Sen başka bir bayiden başka bir su ayarla. Ben bunu alıyorum, tamam? Söylesene lan, kim tuttu seni? Abi vallahi ben bir şey yapmadım ya. Ne yapmadın lan, ne yapmadın Hıyar? Ne yapmadın? Bu ne lan? Bunlar ne? Ne lan bunlar? Ne bunlar lan? He? Oğlum bak. Lan konuş. Abi benim bir suçum yok vallahi ya. Başlatma lan suçundan. Bu bak var ya, senin kim tuttuğunu söylemezsem bunlar ya, bu ağzın sapların içinde ne var ne yok sıkarım lan sana. Abi he? Tamam söyleyeceğim ya. He? Söyleyeceğim mi? Hayırdır Ali kardeş? Sermet abime ufak bir hediye getirdim, evde mi? Evde değil ama kusura bakma. Kesin emri var, seni içeri alamayız. Ya bak bu hediyeyi geri çevirdin duyarsa sana patlar yani. Fırat abinin sağlığıyla alakalı, o kadar diyeyim ben sana. Ali, Sermet Bey geldi. Bana bir çay getir. Yanına da yiyecek bir şeyler ver, karnım aç. Sermet abi. Sermet abi. Yani abi beni önce bir dinle yani. Sonra sen nasıl uygun görürsen öyle yaparsın yani. Abi bak Fırat abiyi uçacağı zehir etmişler. Ne dedin sen? Evet abi. Al bak yani burada da kanıtı var. Kim yaptırdı lan bunu sana? Abi vallahi zehir olduğunu bilmiyordum. Bana Müsül dedi. Yemin ediyorum bilseydim yapmazdım abi. Kim yaptırdı lan bunu? Abi bu çocuk su dağıtıyor. Fırat abinin suyunu da bu çocuk dağıtıyor. Oğlum anlatsana. Abi o gün motorlu su dağıtmaya çıkmıştım işte. 97 numaranın suyu mu bu? Evet abi. Eyvallah. Oh, dur. Bu 15 numarayı suyu sen mi götürüyorsun? Evet abi. Hep sen mi götürüyorsun? Evet abi, bu bölge benim. Bir problem mi var? Yok koçum. Bak şimdi, bana yardımcı olursan iyi para kazanırsın. Ne bakın ben abi? Sen haftada kaç para kazanıyorsun? 500. Tamam, bir 500 de benden, iyi mi? İyi de abi, ne yapacağım ki? Bu gelen suyun içine müsil atacağız. Niye ki? Çünkü o benim evime 2 kutu hamam böceği aldı. Biz böyle şakalaşırız yıllardır liseden beri. Tamam da abi, duyursa benim başım yener, işten atılırım abi. Yok lan, kim duyacak? Suyun içine biraz müsil atacağız. Vallahi bilmiyorum abi. Bin olsun, tamam mı? Tamam abi, olsun.
Al bakalım. Sonra işte cebinden şırıngayla iğneyi çıkardı, bana verdi. Ne zaman? Bir ay kadar oldu abi. Bir daha görsen tanır mısın adamı? Yok abi, hep kasklı gördüm yani. Ne demek lan kasklı gördüm? Nasıl bir adamdı lan? Uzun mu, kısa mı, esmer mi, sarışın mı? Nasıldı lan? Abi genç, uzun boylu. Bir de çok iyi bir motoru vardı. İşte bana damacanaya nasıl şırınga yapacağımı falan gösterdi. Hangi eve su getireceğini nereden biliyordun? Bak buraya kadar çekiyorsun, tamam mı? Dikkat et, fazla çekme. Şuradaki delikten de enjekte ediyorsun. Tamam. Dikkat et, belli olmasın. Tamam. O evdekiler 4-5 günde bir su istiyor. Tamam. Al, bu da sana 3 hafta yeter. Ölçüyü fazla kaçırma, şaka yapalım derken kaka olmasın. Tamam. Ay şerefsiz o. Şeytanın aklına gelmez lan bu. Kaç kere verdin? 5-6 kere yaptım abi. Abi ama vallahi bilmiyordum zehir olduğunu. Bana müsil dedi. Ben sana vereceğim müsili. Neredesin mi birader? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.